Her erkek kollarının güçlü ve kaslı olmasını arzu eder. Öyle değil mi? Vücudunuzun geri kalanı o kadar kaslı olmasa da adeta bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi görünen biceps ve tricepslerle hemen çok çekici birine dönüşürsünüz. Kolların güçlü olmasının günlük hayatta da çok işe yaradığını söylemeye gerek bile yok. Peki size evde sadece şınav çekerek kollarınızı kaslı hale getirebileceğinizi söylesem? Şimdi hareketlerimize geçmeden önce şınav çekmenin nasıl işe yaradığını anlamak önemli. Şınav genelde göğüs ve omuz kaslarını hedef aldığı düşünüldüğü için daha çok bir göğüs egzersiziymiş gibi algılanır. Ancak şınav çekmek bundan çok daha yönlü bir egzersizdir. Ancak bu şınavı nasıl çektiğinize bağlıdır. Şınav doğru çekildiğinde neredeyse tüm vücudunuz için faydalıdır. Yani karın kaslarını, sırt kaslarını, boynu ve tabii ki kolları çalıştırır. Buradaki en önemli husus sakatlıkları önlemek ve iyi sonuçlar almak için hareketi doğru yapmaktır. Bugünkü şınav antrenmanımız bisepsi, trisepsi ve omuzları daha kaslı hale getirip şekillendirmeye odaklanacak. Ve siz bunu günde sadece 10 dakika çalışarak başaracaksınız. Öyleyse hadi başlayalım. 1. Standart şınav. Öncelikle sizi tüm antrenmana hazırlamak ve doğru şekilde durmanızı sağlamak için klasik şınavla başlayacağız. Standart şınav çekmek için plank pozisyonu alın. Avuçlarınızı sağlam şekilde yere basın ve elleriniz doğrudan omuzlarınızın altında olsun. Kollarınızı dik tutun ve bedeninizin üst kısmı tamamen kollarınıza dayansın. Aynı zamanda bacaklarınızı dümdüz uzatın ve ayak parmaklarınızın üstünde durun. Vücudunuz boyundan itibaren düz bir çizgi oluştursun ve boynunuzu serbest bırakıp karın kısmını sıkın. Şimdi kollarınızı dirseklerden bükerek vücudunuzu yere indirmeye başlayın. Hareket yavaş ve kontrollü olmalıdır. Göğsünüz yere temas ettiğinde aynı şekilde kendinizi tekrar yukarı itin. Sırtınızın alt kısmı yere doğru sarkmasın, yoksa bu sırt ağrısına neden olabilir. İlk seferinde 5 tekrardan 3 set yapın. İnanın bana, bu egzersizde yenilseniz bu yeterli olacaktır. Yalnız setler arasında 10 saniyeden fazla dinlenmeyin. Ayrıca plank pozisyonunda şınav çok zor geldiyse hareketi vücudun alt kısmını kaldırmadan dizlerinizin üstünde yapmayı deneyin. Bu, yerden kaldırmanız gereken ağırlığı azaltacaktır. 2. Elmas şınav. Şimdi kolları daha da kaslı hale getirecek bir harekete geçiş yapalım. Hedef fazılarsa bu şınav türünün adı kadar sonuçları da çok iyidir. Standart plank pozisyonu alın ve ellerinizi yerde bir araya getirin. Baş parmaklarınızla işaret parmaklarınız elmas şeklini alacak şekilde parmaklarınızı yerde açın. Şimdi vücudunuzu yere indirmeye başlayın. Bu sefer de sırtınızı dik tutun ve sadece kollarınızın çalışmasını sağlayın. Omuzlarınız ve göğsünüzle birlikte hem pazılardaki hem de trisepslerdeki gerilimi hissediyor olmalısınız. Aşağı inerken dirseklerinizin dışa dönük değil, vücudunuza paralel olmasına dikkat edin. Bu şekilde pazılarınız daha çok çalışacaktır. Göğsünüzü parmaklarınıza değdirmeye çalışın ve sonra aynı şekilde kendinizi yukarıya itin. Bu egzersizden 3 tekrarlı 3 set yapın ve aralarda yine 10 saniyeden fazla dinlenmeyin. Bu ileri seviyeli bir tekniktir ve henüz hazır olmayanlar için daha fazlasını yapmak çok zor olabilir. 3. Eller ters pozisyonda şınav. İşte bu gerçekten zorlu bir hareket. Ancak bu egzersiz pazıları başka hiçbir hareketin yapamayacağı kadar hedefler. Bu hareketi başlangıçta önce dizler üstünde yapmak daha iyi olabilir. Çünkü yeni başlayanlara gerçekten zor gelebilir. Bizden uyarması. İlk önce şınav pozisyonu alın ve ellerinizi vücudunuzun alt kısmına çekip sırtın orta kısmına gelecek şekilde hizalandırın. Şimdi ellerinizi ters çevirin. El parmaklarınız ayak parmaklarınıza doğru baksın. Bunu yere düşmeden yapmayı başardıysanız zaten çok iyi iş çıkarmışsınız demektir. Dirseklerinizi bükerek vücudunuzu yere doğru indirin ve yine dirsekleri yanlara doğru bastırın. Göğsünüz neredeyse yere değdiğinde kendinizi yukarıya itin. Bu egzersizde tekrar sayısı önemsizdir. Bu yüzden artık yapamayacak hale gelene kadar mümkün olan en fazla sayıda tekrarla 3 set yapın. Hareket çok az olsa da endişelenmeyin. Düzenli olarak antrenman yaptığınızda gücünüz ve dayanıklılığınız artacak ve her denemede daha fazla tekrar yapmaya başlayacaksınız. Ve hareketin yoğunluğundan dolayı pazılarınızın ve trisepslerinizin daha önce hiç olmadığı kadar irileştiğine şahit olacaksınız. 4. Tek bacakla şınav. Bu şınav türü sadece kollarınızı, göğsünüzü ve sırtınızı hedeflemez. Aynı zamanda vücudun koordinasyon ve dengesini artırır ki bu sayede hareketi hiç sallanmadan yaparsınız.
Standart plank pozisyonu alın. Bacaklarınızı arkaya doğru uzatın ve ellerinizi doğrudan omuzlarınızın altında konumlandırın. Şimdi bir ayağınızı yerden hafifçe yukarı kaldırın ve bir şınav çekin. Yukarıdayken vücudunuzu titretmemeye çalışın ve kendinizi sabit ve kontrollü şekilde yukarıya itin. Plank pozisyonuna geri döndüğünüzde ayağınızı değiştirin ve bir şınav daha çekin. Her tekrarda ayağınızı değiştirmeye devam edin. Bu ayak değişimleri kendinizi dengede tutmaya çalıştığınız için kollarınızdaki yükü daha da arttırır. Pazalara ve trisepslere binen yükü daha da arttırmak istiyorsanız ellerinizi birbirine yaklaştırıp egzersizi elmas şınavla birleştirin. Mümkün olan en fazla tekrarla 3 set yapın ve hareket sona erdiğinde hak ettiğiniz gibi güzelce bir dinlenin. 5. Goril şınavı. King Kong'un adeta imzası haline gelmiş hareketini hiç siz de yapmak istediniz mi? Tamam, o zaman istediğiniz olacak. Goril şınavı çok ciddi güç harcanan bir egzersizdir. Bu yüzden siz de kendinizi adeta vahşi doğadaki bir gorilmiş gibi hayal edin ve işe koyulun. Her zaman olduğu gibi vücudunuz dümdüz halde plank pozisyonunu alın. Bu ağır olmanız gerekmeyen, tersine hızlı yapmanız gereken tek egzersizdir. Hızla yere alçalın ve kollarınızı kullanarak yukarı doğru patlayıcı bir güçle vücudunuzun yerle temasını kesin. Havadayken ellerinizi göğsünüze değdirin ve yere kapaklanmamak için hızlıca ellerinizi yere geri koyun. Kendinizi maymun kral gibi hissetmeye başladınız mı? Adeta güç patlamasına sebep olan bu egzersiz, kollarınız ve omuzlarınızdaki anlık gücün ortaya çıkmasını sağlar. Yine artık yapamayacak hale gelinceye kadar 3 set yapın. İlk başta kendinizi çok da zorlamadan en fazla 3-5 tekrar yapabilirsiniz. Ancak güçlendikçe daha fazla tekrara geçin. Bu, kaslarınızın egzersize alışmasını engelleyip giderek irileşmesini sağlayacaktır. Evet, işte hepsi bu. Bu 5 egzersizin her biri 1 dakikadan fazla sürmediği gibi siz de egzersizler arasında dinlenmek için kendinize 1 dakika daha verin. Yani egzersizlerin tümü günde toplam 10 dakikanızı alacaktır. Bu antrenmanı haftada 3 veya 4 kez yaparak vücudunuzun aradaki günlerde dinlenmesini sağlayın ki kaslarınızın büyümesi için zaman kazanasınız. Ayrıca bu çok açık ama yine de doğru beslenmenin kas yapmanın en önemli faktörlerinden biri olduğunu unutmayın. Buna göre eğer pazılarınızın büyüyüp hacimlenmesini istiyorsanız yumurta, badem ama bunlar da çok fazla tüketilmemelidir, süzme peynir ve tavuk göğsü gibi daha fazla protein içeren besinler tüketin. Karbonhidratları azaltmak da çok önemlidir. Bu yüzden mesela çikolata yemek yerine artık biraz kuru yemiş atıştırın. Daha da hızlı sonuçlar almak istiyorsanız şınavı kol kaslarınızı hedef alan diğer egzersizlerle birleştirin. Pazı için en etkili olanlar dumbbell'larla çalışmak ve ayakta halter kaldırmaktır. Bu hareketler doğrudan pazıları çalıştırarak bu bölgedeki kasları sertleştirir ve yuvarlak bir şekil almasını sağlar. Trisepslerin daha belirgin hale gelmesi içinse sıraya elleri dayayarak yere inme kalkma ve dumbbell'la yerde pres hareketini yapmayı deneyin. Omuzlara gelince bu bölge için dumbbell'ları yana açma, öne kaldırma ve eğimli sırada yüzüstü uzanıp dumbbell'ları yukarı çekme hareketlerini yapabilirsiniz. Farklı egzersizler omuzda farklı kasları çalıştırdığı için bunları ayrı ayrı hedef almak aslında çok zordur. Bu nedenle omuz bölgesinin irileşip yuvarlak bir form alması için bu bölgedeki kasların her birinin ayrı ayrı hedeflenmesi gerekir. Ve son olarak oluşturabileceğiniz iki tür kas kütlesi olduğunu unutmayın. Bunlar ince uzun ve hacimli diye ikiye ayrılır. İnce bir kas yapısı oluşturmak istiyorsanız kuvvet egzersizinizi rutin şekilde düşük ağırlıkla çok tekrarlı yapın. Ve yağ yakmak için bunu aerobik antrenmanlarla birleştirin. Bu yaklaşım vücutçular gibi kasları şişirmeden ince bir kas yapısı oluşturmanızı sağlayacaktır. Ancak hedeflediğiniz tam olarak kaslarınızın irileşmesi ise tam tersini yapmanız gerekir. Bu durumda kısa süreli fazla ağırlıkla çalışmanız gerekir. Örneğin daha fazla ağırlık alın ve bunlarla mümkün olduğu kadar çok tekrar yapın. Ancak vücudunuzu tek seferde 12 tekrardan fazlasına da zorlamayın. Ayrıca düzgün beslenmeye ve ne kadar kalori aldığınıza dikkat etmeyi de unutmayın. Kolların irileşmesi ve güçlenmesi için sizin bildiğiniz başka kısa ve etkili egzersiz programları var mı? Bunları aşağıda yorumlarda paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.